Özaltın Demaş'la ilgili meclis kararı alınmış ancak yapılan itirazlar sonucunda karar uygulamaya geçememişti. Bugün alınan kararı değerlendirdiğimizde ise zemin katta 9.500 metrekare yapılaşmanın olacağı, bodrum katlar haricinde 6.200 metrekare ticari alan içeren toplamda en az 24.000 metrekarelik bir yapılaşma olacağını görüyoruz. Seçim sürecinde de öncelik olarak verdiğimiz bir söz vardı. Demaş halka sorulacak. Biz hala onun arkasındayız, dedi. İlk neden bizim bu bölgeyi çok önemsememizdi. Seçim vaadinde de bu bölgeyle ilgili araştırmalar yaptık, söylemimiz vardı. Demiştik ki biz burada vatandaşa soracağız. Alanya'nın gözde bir yeri, Alanya için çok değerli bir bölge ve mevcut yapılanma var, yapılaşma var. Buradan gelir kazanan insanlar var, burada bir turizm alanı var, kültürel alan var, ticari alan var. Bunların hepsini kapsayabilecek, hepsine hizmet verebilecek ve oradaki vatandaşın da isteyeceği, Alanya'nın ihtiyacı olan bir şey olsun düşüncesindeydik. Ve bu doğrultuda seçim söylemi olarak biz dedik ki biz bunu vatandaşa soracağız. Ve vatandaşa soracağız demişken tepeden indirme bir kararla burası şöyle olsun söyleminin arkasında durmak istemedik. Özaltın İyi Parti grubu olarak diğer siyasi grupların aksine verdiğimiz karar olumlu yönde değil, dedi. Aslında durum şöyle, mecliste biliyorsunuz yaklaşık 5 saat süren bir meclis gerçekleşti ve ara komisyonda demaş kararı alındı. Meclis biraz da uzadığından dolayı kararlar açıkça okunmadı, komisyondan geldiği şekliyle oylandı. Tabii ki orada komisyondan geldiği şeklinde biz evet demiş gibi gözüktük ama komisyondan geldiği şeklinde bizim oradaki oyumuz çekimseldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi evet oyu verdi. İyi Parti olarak biz evet oyu vermedik, çekimsel olarak oyumuzu kullandık. Tek gayemiz yaşadığımız şehir için daha iyi, daha güzel, daha planlı bir gelecek diyen Özaltın, arıtmanın bulunduğu alanda da bir kültür merkezi planlaması olduğu, bu konuda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin zaten arıtma için küçük bir yer bırakılarak geri kalanının kültür alanı olarak kullanılmasına onay verdiğini söyledi. Kültür ve sanat merkezi durumunda şöyle bir çıkmazda kalıyoruz. Herkesin bildiği üzere Büyükşehir'le de daha önce Sayın Adem Murat Yücel'in Muhittin Böcek'le bir ikili görüşmesinde de hepimizin yanlarında bulunduğu arıtmanın yanındaki alana kültür merkezi yapılacağı yıllardır konuşuluyordu. Ve hatta Sayın Böcek demişti ki arıtma için küçük bir alana ihtiyacım var. Bunu ayırdıktan sonra kalanı Alanya Belediyesi'ndir, kültür merkezi olarak yapılaşabilir. Ve duyduğumuz üzere çeşitli planlamalar, projelendirmelerde olduğunu duyuyorduk zaman zaman biz. Bir anda konu Demaş'a gelince burada da bir kültür merkezi yapılma ihtimalinden, planlamasından hatta ihtimal ötesinde planlamasından bahsedildi.